Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarifine başka yerde rastlayamayacağınız, herkesin yedikten sonra tarifini isteyeceği harika bir karamel soslu kurabiye yapacağız. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hiç vakit kaybetmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle kurabiyelerimizin karamel sosunu hazırlayarak başlayalım. Küçük bir tencereyi ocağıma aldım ve altını yaktım. Üzerine yarım su bardağı şekerimi ilave ettim. Şimdi kısık ateşte yavaş yavaş şekerimin karamelize olmasını bekliyorum. Şekerim yavaş yavaş erimeye başladı. Bu arada ben sosumda yarım su bardağı şeker kullandım. Fakat kurabiyemin hepsini karamel soslu yapmadım. Hamurumun yarısını kullandım ve sosum bana anca yetti. Siz tüm hamurunuzu karamel soslu yapacaksanız şekerinizi bir bardağa çıkartarak aynı sosu hazırlayabilirsiniz. Şimdi şekerimi yavaşça karıştırıyorum. Şekerimin rengi tam istediğim kıvama geldi. Şekerim güzelce eridi ve karamelize oldu. Bu aşamada içerisine yarım su bardağı, yani eklemiş olduğum şeker kadar da suyumu ilave ediyorum ve kısık ateşte taşlaşan şekerlerimin erimesini bekliyorum. Taşlaşan şekerlerin hepsi eridi. Bu aşamada içerisine bir çay kaşığı kadar tereyağı koyuyorum ve tereyağım eriyene kadar karıştırıyorum. Evet, tereyağım da eridi. Bu arada ben 1 yemek kaşığı kadar nişastamı çok az suda açmıştım ve sosuma bir kısmını ilave ettim. O arada kamera çekmemiş maalesef. Nişasta sosumun hepsini birden değil, şimdilik bir kısmını ilave ettim ve karıştırıyorum. Evet, sosumu sürekli karıştırarak pişirdim ve çok güzel bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. 1 yemek kaşığı nişastayı suda açmıştım. Fakat hepsini değil, yarısını kullanmış oldum. Siz şeker ve su miktarınıza göre nişasta miktarınızı ayarlayabilirsiniz. Evet, sosum hazır sayılır. Şimdi altını kapatıyorum ve başka bir kaba alıyorum. Arada sırada karıştırarak sosumu soğumaya bırakabilirim ve artık kurabiye hamurumuzu hazırlamaya geçebiliriz. Hamuruma geçmeden önce sosumu bir kaba aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel kıvamda bir sos oldu. Arada sırada karıştırarak soğuması için bir kenara bırakıyorum. Hamurum için yoğurma kabıma 250 gram oda ısısında çok iyi yumuşamış olan yağımı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı pudra şekeri ve 1 adet de yumurtamı ilave ediyorum ve sıvı malzemelerimi elimle şöyle bir karıştırıyorum. Malzemelerim güzelce birbirine karıştı. Şimdi üzerine yarım su bardağı nişasta ve bir pakette vanilyamı alıyorum. Daha sonra azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurabilirim. Yoğurma kabımda 4 su bardağı kadar unum var. Bir kısmını ilave ediyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık 3-3,5 su bardağı un kullanarak hamurumu yoğurdum. Elime yapışmayan, yumuşacık, harika kıvamda bir hamur oldu. Artık kurabiyelerimize şekil verebiliriz. Şimdi hamurumdan portakal büyüklüğünde bir beze kopardım ve yuvarladım. Tezgahımı hafifçe unluyorum. Üzerine de çok hafif un serpiyorum ve merdane ile hamurumu açmaya başlıyorum. Evet, bu kadar yeterli. Çok fazla inceltmedim hamurumu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kurabiye kalıbı kullanıyorum. Kalıpla kurabiye hamurumu kesiyorum. Ve bu şekilde kurabiyelerimizin tabanını oluşturmuş oluyoruz. Fazlalık hamurlarımı kenarından alıyorum. Daha sonra bu hamurlarımı tekrar açarak kullanabilirim. Ve kesmiş olduğum hamurlarımı tepsiye alıyorum.
Aynı şekilde kurabiyemin ikinci katı için bir beze açtım ve tekrar kalıplarımla şekil veriyorum. Ve şimdi daha küçük bir kalıpla kesmiş olduğum şekillerin ortasından kesiyorum ve ortasından kesmiş olduğum yerleri daha sonra çıkartacağım. Evet, şimdi ortasından çıkarmış olduğum parçaları bırakıp kenarındaki çerçeve kısımlarını alıyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Evet, kurabiyelerim hazır. İki şekilden de aynı sayıda tepsime dizdim ve şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında renkleri değişmeden pişirebilirim. Yaklaşık 10 ila 15 dakika arasında pişecektir. Evet, kurabiyelerim pişti ve soğudu. Karamel sosum da çok güzel bir şekilde soğumuş. Arada sırada karıştırmayı ihmal etmedim. Şimdi bir fırça yardımıyla kurabiyelerimin sadece kenar kısımlarına sosumdan sürüyorum. Sosumuzu sadece kenarlarına sürmemiz yeterli. Ve şimdi çerçeve şeklinde olan kurabiyemi üzerine koyuyorum ve yapıştırıyorum. Tüm kurabiyelerim bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Tüm kurabiyelerimi yapıştırdım. Hazırlamış olduğum karamel sosu da bir buzluk poşetine koydum ve ucunu hafifçe deldim. Şimdi kurabiyelerimin orta kısımlarına sosumdan sıkıyorum. Siz bu işlemi dilerseniz kaşıkla da yapabilirsiniz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle çok lezzetli, harika karamel soslu kurabiyeler yaptık. İnanın çok lezzetli oldular. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir de benim gibi karameli çok seviyorsanız emin olun bayılacaksınız bu kurabiyelere. Bugünlük de benden bu kadar. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.